Değerli sakinleri, hafta içi olmasına rağmen, bu yağmurlu havaya rağmen bugün burada olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizin burada var olmanız bizim yaklaşık bir aydır içinde bulunduğumuz heyecana heyecan kattı. Bir şeyi görüyoruz ki stajyer siyasetçilerin staj görme alanı haline gelmiş olan Pamukkale Belediyesi'ni tecrübeli milletvekilliği görevleriyle Denizli'ye hizmet etmiş güvenilir, dürüst insan Sayın Ali Rıza Ertemur'la Pamukkale'nin kaderini değiştireceğimize inanıyorum. Hiç rahatsız olma. Bak böyle can cana, yan yana hep birlikte olacağız. Bu akşam bizi misafir ettiniz. Bana bu güzelliği yaşattınız. Bana bu güzelliği yaşatan bütün kardeşlerime sonsuz teşekkürler. Evet, bir yola çıktık. Dünyanın incesi Pamukkale diye bir isim var. Ama buraya zor geldik arkadaşlar. Ondan geciktik. Arabalar buraya girmiyor. Hatta bir arkadaşımız, kardeşlerimiz yolda kaldılar. Şöyle bakıyorum. Yaklaşık 3 aydan beri Pamukkale ilçesini izliyorum. Yollarına bakıyorum. Bütün mahalleleri dolaştım. Bütün mahallelerde neler var neler yok hepsini baktım. Baktım dedim ki bu Pamukkale'nin kaderi olamaz. Olamaz. 2 tane ilçe var. Biri Merkez Efendi, biri Pamukkale. Birine bakıyorsun uçmuş gitmiş, birine bakıyorsun çamurun içerisinde ne yolu var, ne suyu var, ne kanalizasyonu var, ne okulu var, ne parkı var, ne kreşi var. Yok, yok, yok. Yani 10 yıldan beri, Pamukkale Belediyesi kurulan 10 yıldan beri taş üstüne taş konmamış. Ama şuna inanıyorum. Sizin gibi güzel insanlarla birlikte bu işi başaracağız. Bu işi başaracağız. Ve güzel bir ilçeyi, güzel bir Pamukkale'yi hep birlikte yaşanır hale getireceğiz. Yaşanır hale. Burada birlikte yaşayacağız, birlikte kararlar vereceğiz, yapacağımız işleri birlikte yapacağız. Çünkü hepiniz buranın sahibisiniz. Sizler burada yaşıyorsunuz. Burada yaşarken bu yaşantıyı da hak etmiyorsunuz. Bunu hak etmiyorsunuz. Bu böyle bir kader olamaz. Böyle bir kader olamaz. O nedenle bugün yanınızdayız. O nedenle sizinle birlikteyiz. 5 seneden beri ben bir toz yedim. Müzahit para kazandı, biz tozunu yedik. Evet. Dün Kayan Mahallesi'ndeydik. Orada yapmışlar yolları. Ama yağmur yağdıkça yollar çöküyor. Yağmur yağdıkça yollar çöküyor. Evet. Seçim vardı. Alelacele yapılmış. Aynen. Hepsi de. Ama gidin bakın. Hepsi çöküyor. Hepsi çöküyor. Onlar seçimden sonra tekrar kazılacak, tekrar yapılacak ve bu paralar bizim. Kimse cebinden babasının parasını kullanmıyor. Hepsi sizin paralarınız. Yani şöyle bir karar alacağız. Genciyle, yaşlısıyla, ihtiyarıyla birlikte yöneteceğiz. Geleceğiz buraya Binevler'de neler yapılması gerekir, neler olması gerekir. Binevler'de neler yapılacak, birlikte karar vereceğiz. Ben buraya gelip size söz vermiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben burada olacağım. Seninle birlikte o çamura basacağım. Seninle birlikte yürüyeceğim o çamurda. O yollarda ben sizinle beraber yürüyeceğim. Ne zamana kadar? Bitene kadar. Beraber yapacağız dedim. Yoksa ben nasıl bakacağım Mehmet Ali Çimendağ'ın yüzüne? Ben sizin yüzünüze nasıl bakacağım? Ben hep şunu söylüyorum. Ben sokakta olacağım, sofranızda olacağım. Beni hiçbir zaman belediyede aramayın. Makam odamda beni bulamazsınız. Bakmayın şimdi böyle kravatlı mravatlı gezdiğimi. Yarın çizmelere gireceğiz, birlikte çalışacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Size ihtiyacım var. Siz olmazsanız beceremem. Tamam mı? Benim elimde sevgili dernek yok. Yani 31 Mayıs Mart'ta gelip 1 Nisan'da bu işleri halledeceğim demem diyemem. Bir plan dahilinde öncelikle neler yapılacaksa o mahallenin ihtiyacı neyse biliyorum okul sorununuz var. Kireç sorununuz var.
çocukların gidebileceği bir parkınız bile yok burada. Yok. Çocukların oynayacağı. Hadi hanım çıkalım şöyle bir dolaşalım diyecek yürüyüş alanınız yok. Onun için bu işi birlikte yapmak zorundayız. Beraber yapmak zorundayız. Yani sizlerin desteği benim için çok önemli. Geçen dönem bir seçimlerde Sayın Avni Öykü gelmişti buraya. Hani en sorunlu mahalle bizim mahalledir diye. Biliyorum. Dedi ki ilk işim dedi seçimden sonra bu mahalleyle ilgileneceğim, geleceğim. Halen gelecek. Yani bekliyor da gelecek. Ben sizin gözlerinize baka baka, gözlerinizin içine baka baka yüreğimden söylüyorum. Burası benim mahallem. Burası benim mahallem. Neden? Çok güzel söylediniz. Zaten bunu istiyorum. Eğer size taahhüt edilenler yapılmıyorsa değiştirin arkadaşlar. Değiştirin. Zaten bunu yaparsanız insanlar size taahhüt ederken korkarak yaparlar artık. Titrerler sizden. Neden? Ya yanlış yaparsam ben o mahalleye nasıl gideceğim? Yanlış yaparsam orada ne yapacağım? Korkusu olur. Buradaki insanlar hepsi diyor bak %75'inden fazlası artık size destek vermek istiyor. Çünkü neden? Başa gelin ki değişim bu partiye gitsin. Yani açık açık siz hizmet istiyoruz. Biz ilgi ve alaka istiyoruz. Çok bakın Pamukkale'den yani. Artık insanlar kaçmaya başladı. Aynen öyle. Merkez Efendi'ye taşınıyorlar. Aynen öyle. Burada güvenlik sorunu var. Her türlü problem var. Yani buradaki insanlar sokağa çıkamıyor gece olunca. Karanlık var. O karanlıkları aydınlığa kavuşturmak zorundayız.